Erdoğan özel görüşmesi. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Ankara'ya uzanacağız. Muhabirimiz Gönül Kasap ve kameraman arkadaşımız Cemal Aytekin Ankara'da Ankara'nın yaşadığı bir hava olayını, Türkiye'nin yaşadığı bir hava olayını bizlere aktaracaklar. Libya'dan bir toz taşınımı var ülkemizde ve özellikle araç sahipleri yakından biliyorlar. Araçların üzeri adeta çamura dönmüş durumda. Şimdi Gönül'e soracağız. Ankara'da durum ne? Bundan sonra ne bekleniyor? Gönül, sözü sana bırakalım. Teşekkür ederim Çağlar Öner. Biz ülkemize gelen çöl tozu taşınımını Ankara Mamak'ta 50. yıl parkından takip ediyoruz. Çöl tozu taşınımı olayı nedir, nasıl gerçekleşti ve Türkiye etkileri nelerdir, onlardan bahsedelim. Libya üzerinden başladı aslında bu çöl tozu taşınımı ve komşu ülke Yunanistan'da gökyüzünün kızıla bürünmesine sebep olmuştu. İşte o çöl tozu Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı ve özellikle de ülkenin batı kesiminde bilhassa İstanbul'da da etkili şekilde hissedildi. Ülkenin batı kesiminden sonra başkent Ankara'da da çöl tozu taşınımı senin de belirttiğin gibi hem araçların üzerinde hem de insanlar üzerinde ciddi anlamda hissedilmeye başlandı. Şimdi kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin ekranları getirsin, bizler de üzerine anlatalım. Ankara'da gökyüzü adeta sis dumanıyla çevrili. Kapalı bir hava var ama bu bizim alışkın olduğumuz yağmurlu havalarda gördüğümüz o sis bulutu değil. Libya üzerinden gelen çöl tozu taşınımından dolayı hava bugün Ankara'da böyle kapalı. Bizler nasıl hissettik? Yurttaş nasıl hissetti gün boyunca? 50. yıl parkında özellikle güvenlik görevlilerinin üniformalarının üzerinde dahi biz o tozu görebildik. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte hem burnumuzda, elimizde, avuç içimizde aslında o tozu hissedebiliyoruz. Az önce sen de belirtmiştin. Araçların üzerinde de kalın tabaka halinde, hatta özellikle öğlen saatlerinden sonra o tozları görebildik, hissedebildik Çağlar Öner. Peki toz, çöl tozu taşınımını Türkiye nasıl hissedecek? Türkiye'ye nasıl etkileri olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere uzmanlardan ciddi uyarılar var. Çünkü bu etki Türkiye'de 3 gün boyunca hissedilecek. Hatta Yunanistan'a nazaran Türkiye'de daha fazla hissedilecek bu toz taşınımı. Uzmanların en önemli uyarısı bu toz taşınımı devam ederken yağmurun aslında bir risk teşkil ettiği yönünde. Çünkü şayet olası bir yağmurla karşı karşıya kalırsak Türkiye'de havadan çamur yağma ihtimali bile uzmanlar tarafından aslında bildirildi. Peki çöl tozu taşınımı neden kaynaklanıyor? Uzmanların bununla ilgili de görüşü var. İşaret olarak sık sık yaşanan kuraklık ve küresel ısınmayı işaret ediyor uzmanlar. Türkiye'de de 3 gün boyunca devam edecek. Bugün sabah saatlerinde Ankara'da, başkent Ankara'da daha hafif görülüyor ve hissediliyordu. Ancak öğlen saatlerinde ve sonrasında daha hissedilebilir bir hal aldı çöl tozu taşınımı. Yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir uyarısı var. Biraz daha bu etki, hissedilen etki şiddetini arttırabilir Türkiye'nin batı kesiminde ve başkent Ankara'da diyelim. Gelişmeler oldukça, biz hava durumuyla ilgili gelişmeleri yine Tele1 ekranından aktaracağız Çağlar Öner. Sözü yeniden size bırakabiliriz. Çok teşekkür ederiz Gönül Kasap. Siz de maske takın. Biz de bütün Ankaralıları, bütün yurttaşlarımızı uyaralım. Maskesiz sokağa çıkmayın. Libya'dan gelen bu toz taşınımı bir süre daha yurdu etkisi altına alacak diyelim. Ve gündemin öne çıkan diğer başlıklarıyla devam edelim. Türkiye önemli.